Bastım. Rek diyor, kırmızı akıyor değil mi? Tamamdır. Tamam, veriyor şey biraz. Yes. Ne bileyim, biraz Başlıyorum. Arkadaşlar, hepinize selamlar. Zararına sohbetlerin ve Üfürükçüler 1-2-3-4 kanallarının ortak projesi O İş Aslında Öyle Değil podcast yayınının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hoş geldin Ozancığım. aslında pek hoş gelmedim. Zaten sürekli geliyorum. Tamam o zaman. Şimdi bir saatlik program olacak dedik. Yarım saat falan oldu. İlk bölüm. Haftada bir kesin yapacağız dedik. 2 haftadır ses seda İki yok. haftayı geçti, 3 haftayı. O Hatta üç yüzden hafta falan oldu. ben topu sana bırakıyorum. Neden böyle oldu? En son işte programda hani hasta olduğumu söylemiştim. Ondan 1-2 gün sonra ateşim hiç düşmedi. Sürekli 40 derecede, işte 39 derecede dolaşıp duruyordu. Aile hekimi sağ olsun götünün üzerinde durmaktan başka bir iş yapmadığı için başka bir doktora gittik. O Ercan Kesal'ın kurduğu bir hastane, Ok Meydanı civarında. Evet. Orada genç bir doktor vardı. Evet. Dedi işte röntgen artı işte kan testi alalım dedi. Evet. Benim enfeksiyonum sol ciğerime sıçramış. Abo. Zatürreye dönmüş. 15 gün falan yattım, hastalıktan yattım. Hatta bir arkadaş oturmaya gelmişti en son ben 3. kez doktora gittiğimde, Ok Meydanı'ndaki hastaneye Evet. gittiğimde. Yani o gün özellikle çok kötüydüm. Hani hem psikolojik olarak fenaydım, çok kötüydüm, hem de şey oldu, hani şok hastaydım. Ama şu an daha iyi gözüküyorsun. Şu an iyi gözüküyorum. 3. doktorun verdiği ilaçları bitirdim. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer durumunuz kötüyse Ercan Keser'in hastanesine gidin. hayır, tabii ki de değil. Reklam. Yani şey, size gerçekten ilgilenecek doktora gidin. Özellikle aile hekimine sakın gitmeyin. Anladım. Çünkü şöyle biriyle konuştuk, doktor bir tanıdıkla. Evet. O doğuda görev yaparken doktorlar mesela insanları şey yapıyormuş. Bugün değil de yarın gel, sonra gel diye kovuyormuş yani. Hani insanları kovuyorlarmış. Ya da İstanbul'da şey olmuş hani geçenlerde, o anlatıyordu, tam onun yalancısı. Bir adamın işte başı ağrıyormuş. Ağrı şey, hatta ağrı kesici de değil, kas gevşetici verip göndermiş. Evet. Adam ölmüş aynı gün içinde. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Başı ağrıyan insana güneş kremi verilmesi kadar anormal durumlar Ya da fitil. Kışına fitil. yaşanıyorlar. Aynen öyle. İsterseniz yine her hafta senin için yaptığım gibi 10 tane birbirinden bağımsız konu başlığı hazırladım. Senden Evet. habersiz, haberin yok Şöyle bir hiçbir şey şekilde. söyleyeyim. Dinleyiciler, dikkat edin buraya. Sizin için hazırlanmış, benim için hazırlanmış. Evet, Ben evet. özel bir insanım. Evet. İstersen yavaş yavaş başlayabilirim. Kesinlikle. Bu arada benim sesim birazcık daha fazla senden ama çok bir sıkıntı fark Ayarlarım. etmeyecek. Arkadaşlar, O İş Aslında Öyle Değil'in ikinci bölümü başlıyor. Zaten Mikrofonları başladı. patlatmadan şu ufak ufak böyle alkışımtırak böyle hareketler. Teşekkür ederiz. İlk haberimiz futbolla, daha doğrusu futbol oyunları ile alakalı bir haber. Evet. Şimdi bildiğin üzere iki tane alternatif oyun serisi var zaten bu konuda, FIFA ve PES. Sensible Soccer'ı tercih ederim. Tamam. Konuşacağımız konu ise oyunlardan falan ziyade oyunların fiyatları ile alakalı bir durum. PES 2019'un standart fiyatı, hani en böyle low paketi 220 lira. David Beckham Edition adı altında bir paket. David Beckham mı ne yapıyoruz oyunda bilmiyorum. 269 lira. Şey ya, bu oyunları Gucci mi üretiyor veya ya da şey mi üretiyor? Louis Dur. Vuitton mu üretiyor? Şimdiden Anlamadım bunları ki. söyleme, ileride çok ağlayacaksın. Evet. Legendary, nasıl okunuyor Legendary diye mi Legend, okunuyor? doğru. O bilmem ne edişinde işte 318 lira değerindeymiş. Şimdi Steam kullanan birisi olarak biliyorsun, hani Steam mesela konu başlıklarına göre kategorilendiriliyor oyunlar, etiketleniyor Evet, mesela. evet. Atıyor mesela bir spor oyunu, işte spor, çok oyunculu, futbol gibi etiketleri var. İnsanlar bir protesto amaçlı soygun etiketi yapmışlar. Hani bu Payday'de, Heist falan oyunlarında soygun etiketi olur ya. PES oyununda da soygun etiketi demişler. Bayağı globale yerleşmiş falan böyle. Fakat bu da değil, çünkü insanlar daha FIFA'nın yeni oyununun fiyatlarını bilmiyor. FIFA'nın yeni oyununun fiyatlarını söylüyorum sana şu anda.
Hadi. FIFA'nın standart sürümü 359 lira. Şampiyonlar sürümü 449 lira. Ultimate sürümü 500 liradan satışa çıkıyormuş. Buyurun Ozan Bey, söz sizde. Yani acaba hani şimdi Steam üzerinden satılıyor. Hani eğer altın katma ya altın kaplamalı veya gümüş kaplamalı mı diyeceğim? Yok, olamaz. İşte Steam üzerinden satılıyor. Acaba şeye mi satıyorlar bilmiyorum. Jet Society'ye falan mı satıyorlar böyle hani sosyetedeki kadınlar var ya, zengin kadınları falan böyle boğazda yaşayan. Onlara özel mi satıyorlar? Düşünsene. Şöyle, ay sen FIFA'nın yeni ver Ultimate Edition'ını aldın mı? Ne kadar güzel. Yani Allah kahretsin sizi yani. Oynayacağımız iki tane kazma futbolcu. Yani evet, doğru söylüyorsun. Yani halı saha maçında gibi oynayan profesyonel oyuncuları oynayacağız. 500 lira niye vereyim lan? Ben onun yerine giderim. 10 yani bir ay halı saha maçı yaparım arkadaşlarımla. Daha eğlenceli. Ya şöyle bir şey var. Hani yanlışım varsa düzelt. Sonuçta oyun geliştiren bir insan değilim ama şimdi her sene çıkarılan bir oyun sadece İşte transferler varsa onlar yenileniyor. Artık grafikler belli seviyeye oturduğu için yeni yeni şeyler yapmıyorlar zaten. Hani masrafsız bir süreç. Bu kadar pahalıya satılmasına cidden hiçbir anlam veremiyorum. Bir futbol oyununun yani. 500 lira ne demek ya? Bir dakika pardon. Evet. Asgari ücret bölü 3 yani. Böyle bir oyun fiyatı şey, mı var? Şey hani sahibinden.com'da şey var ya, bedelli için arabamı satıyorum falan diye. Bu da şey, FIFA'nın ultimate sürümü için arabamı satıyorum aynen diye şeyler çıkıyor. Sakarya'daki tarlasını satıyor adam, PES şey alacak böyle, PES FIFA alacak. PES alacak. PES ve FIFA'yı alacak, ikisini birden oynayacak. Evet, şimdi sen bir futbol aşığı olmadığın için... Ya aslına bakarsan futbol severim. Evet. Yani şöyle... Ben oyunlarını hiç oynamıyorum, onu söyleyeyim. Ya ben beceriksizim o konuda, sen beni tanıyorsun. Evet. Ya ben sevmiyorum, yapacak bir şey yok yani. Fiyatlarını gördüm, çok ilgimi çekti. Arkadaşlara bir faydamız dokunabiliyorsa ne mutlu. Almayın arkadaşlar. Ayıp denen bir şey var ya yani. Ya şey seviyorum mesela işte daha işte Yugoslavya dağılmadan, Sovyetler Birliği dağılmadan önceki dönemlerdeki maçları, böyle ilginç maçları, çok sevilen maçları arada açıp dinliyorum, izliyorum pardon. Hı hı. Latin Amerika maçlarına arada bakmaya çalışıyorum. Latin Amerika maçları biraz garip olsa da eğlenceli oluyor. Hatta biraz konuyla alakasız olacak da bir haber okumuştum. Brezilya 3. liginde. Futbolcunun teki hakem ona sarı kart gösterdi diye bıçaklamaya çalışıyor. Hakem bunu öldürüyor. Sonra futbolcunun yakınları geliyor, bunun kafasını kesiyorlar. Evet. Ben bunu gazetede gördüm yani. Gazetede okudum, şaka değil yani. Evet, şu an Ozan'dan dinlediğiniz şey Çukur'un 2. sezonunun ilk bölümünün Çukur şeysiydi. Çukur değil, 0-1. 0-1'in 5. sezonu son bölüm. O zaman istersen ekleyeceğim başka bir şey yoksa ikinci konu başlığıma geçebilirim bu konuyla alakalı. Ekleyeceğim bir şey var. Bizim şey var mahallede, bakkallar falan halı saha maçı yapıyorlar. Hı hı. Eğer onları 10 milyon euroya transfer edebilirsek 3 büyüklere. Evet. Bence kesinlikle efsane olabilirler. Çünkü zaten Avrupa'dan transfer edecekleri yaşlı futbolculardan büyük farkla oynamayacaklar. Diyorsun ki işte o zaman FIFA 19'un ultimate sürümü 500 lirayı hak eder. Hayır. Tamam. Ya şöyle söyleyeyim sana, 70 lira olsun yine vermem. Ben her türlü vermem. Ya oynamıyorum. Her neyse tamam geçtim ya. Bedava olsun belki alırım. Eyvallah, sıkıldım. Şimdi bildiğin üzere yazmışım da belki de bilmediğin üzere bilmiyorum. PlayStation 4'e çıkacak bir Spider-Man oyunu var yine. Biliyorum tabii ki. Çok güzel fragmanlar falan yayınlandı geçen ya, hafta. Ya dövüş sistemi falan hoşuma gitti. Tam böyle Batman gibi akıcı. Şimdi haberimiz şu şekilde. Yayınlanan en son fragmanlarla birlikte artık oyundaki düşmanların tam listesi elimize ulaştı. Yani oyunu negatifmen güzel. Esnasında yayınlanacak, çıkacak bütün düşmanlar sayıyorum. Kraven the Hunter var yani, kafadan zaten. Sinister Six var öncelikle. Mysterio var. Evet. Akbaba nasıl okunuyor? Vulture diye. Vulture. Vulture var. Scorpion var. Rhino var. Electro var. Shocker var. Kingpin var. Fakat Kingpin'in düşman mı olduğu ya da hani nötr bir tarafta mı olacağı şu an için belli değil. Doktor Octopus var. Ve son olarak da senin az önce bahsettiğin Mr. Negative var. Evet, Mysterio'nun olması benim çok hoşuma gitti. Aynen öyle. Ben çok heyecanlanıyorum bu oyun için. Ya diğerleri için heyecanlı değilim açıkçası. En çok Mysterio ve Negative Man için heyecanlı. Mysterio'nun Spider-Man 2'de yanlış hatırlamıyorsam bilgisayar versiyonunda Mysterio vardı o oyunda. Ama o tatmin edici değildi. Ama bölüm tasarımları çok güzeldi. Bölüm tasarımları güzeldi ama yine bence tatmin edici değildi. İlla ki. Ama asıl düşman Mr. Negative. Zaten ilk duyulduğu oyun içi trailer'da Mr. Negative'i görüyorduk. Diğer hiç kimseyi görmüyorduk zaten. Ya bana şeyi hatırlattı yani, bilmiyorum çok alakası yok aslında ama
Batman Arkham Origins'te Black Mask'i görmüştük ya. Evet. Yani bana onu hatırlattı. Umarım Batman Arkham Origins kadar hayal kırıklığı olmaz. İnşallah. Diyeceğim. Konsolu almayacağım nasıl olsa, oynamayacağım. Benim için bir şey fark etmiyor. Mr. Negative bu oyun için özel yaratılan bir düşman mı? Ben bilmiyorum. Yani açıkçası ben Spider-Man'le alakalı çok bilmiyorum. Yani en azından bu biraz daha yeni bir düşman olduğunu biliyorum. Çünkü yazı anlamında okuduğum makalelerde ve inceleme videolarında Mr. Negative'i genellikle inceleyen kişiler bu kim? Acaba ilk defa mı eklendi bir evrene falan diye bir yani, muhabbetler vardı. Ben bilmiyorum. Bence öyle değildir. Yani o öyle bir riske atmazlar. Çok dipten kıyılardan yine olan bir karakterdir yani, büyük ihtimalle. Belki dipten kıyıdan değil de yenidir. Hani çünkü belki de. Misteryolar işte, Skorpiyonlar falan. O Doktor Octopus'lar çok eski yani. Hani. Seni bu saydığım 7-8 düşman arasında en çok heyecanlanan Misteryo'ydu. Valla ben de şeyi çok seviyorum. Kraven the Hunter benim çok sevdiğim bir karakterdi. O da fena olmaz. O da eğlenceli olabilir. Onun da bölüm tasarımları nasıl olacak merakla bekliyorum. Avcılık. Ve sıradaki haberimize geçiyorum. Tabii ki de. Şimdi PUBG. Ozancığım. Almanya'nın Berlin kentinde şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük PUBG turnuvası olan PGI isminde bir etkinlik düzenlendi. Ben de zaten hani arada oynadığım zaman mesela bir sürü işte atıyorum. Uçaktan atlıyorsun ya, arkadaki uçağın yazısına işte Berlin Olimpiyatları falan filan bayağı reklamı yapıldı yani böyle. Hani büyük bir etkinlik. Şöyle bir mevzu var. Ülkemizde bir şey temsil ediyor, bir grup temsil ediyor. Hatta Türkiye, hani dünya haritası var. Türkiye'nin tam üzerinde o şirketin logosu falan vardı. Firmanın adı Oyun Hizmetleri. Ülkemizi Oyun Hizmetleri adında bir ekip temsil ediyor. Keşke izleyiciler şu an suratımı görebilseydi. Fakat kötü olan şey isimleri değil, isimleri de kötü de, kötü olan şey gösterdikleri performans. Çünkü o kadar kötü oynamışlar ki bayağı bilen bilmeyen herkesin eleştirilerine maruz kalmışlar. İlk ona girememeleri bir yana, zaten elenmişler direkt ilk turda. İki mod var biliyorsun, first person shooter ve third person shooter olmak üzere. First person modunda 19. olmuşlar. Third person shooter'da anca 17. olabilmişler. Kaç kişilik bir, ya kaç takımlık? Ya bayağı dünya üzerindeki işte o hayır yani şey, turnuvaya kaç takım katılıyor biliyor musun? İşte onu hatırlamaya çalışıyorum. Bayağı fazla. Çünkü her ülkenin bir takımı kesin katılıyor. Yani yine 50-60 ülke vardır. Muhtemelen vardır da çok kötü bir derece zaten. O yüzden ben şu anda şeyi aldım. Yani açıkçası geçenlerde denk geldim videolardan birinde. Arada böyle Twitch şeyleri falan. Hı-hı. Twitch neydi? Edit Twitch bilmem ne. Bilmem aynen, ne YouTube'da, adam. Aynen. Bilmem ne kadın. Bilmem ne canavar. Bilmem ne üçüncü cilt falan diye gibi garip garip kanallar var. Neyse birine denk geldim. Neydi? Veticin Ferit miydi falan? Onlar, VTCN. Yani Veticin mi? Yani ne işte, diye okunuyorsa işte tamam. Ya onu şeyde Twitch'te tartışıyorlar. Hani turnuvada adamlar hile açmışlar. Evet. Hile aç... Yani açıkçası Türkiye'de tamam mı, turnuvada hile açıyorsa zaten Türkiye'den herhangi bir takımın gönderilmemesi lazım yani. Doğru. Ben daha yeni yeni oynuyorum biliyorsun. Normalde bu tarz oyunlar hiç benim tarzım değil de PUBG'yi niyeyse sevdim. Daha geçen hafta başımıza gelmiş bir olay. Deniz'le birlikte oynuyoruz abi. Son 10 kişiye kaldık. Bu arada birinci de olduk başka bir oyun. İlk defa yata yata birinci oldum yani. Şöyle bir şey. Sürünüyoruz. Son 10 kişi falan kaldı. Millet birbirine takır takır sıkıyor. Biz şey böyle bu tarla gibi bir yere, sindik yere sürüne sürüne giriyoruz. Şeylerin boyu çok büyük. Samanların boyu çok büyük. Adam yanımda sürünüyor. Ben Deniz'i görmüyorum. Yani o derece bir kalabalık bir tarla böyle. Adam bize takır takır uzaktan birisi sıkmaya başladı. Bakıyorum etrafıma hiç kimse yok sıkabilecek. Kalktım, koştum, geri yattım falan. Halen daha sıkılıyor. Ya mümkün değil yani. Delireceğim yani. Nereden sıkıyor bu adam? Ben öldüm. Deniz kalktı. Taşın arkasına geçti. Herhalde dedi buradan sıkamazlar. Deniz'e de tek attılar. Deniz de öldü. Şimdi kill cam'i açtık tamam mı? Yani kim bizi öldürdü falan filan diye izleyebiliyorsun oyunun tekrarlarını. Adam bizi görüyor. Ne yapmış bilmiyorum. Bizim içinde süründüğümüz samanlar yok. Biz sanki çıplak bir tepede sürünüyoruz böyle tamam mı? Adam bizi kolaylıkla görmüş. Açmış. Rapor ettiniz mi? Raporladım. Ama şöyle bir olay da var. Mesela bu bir hile. Yani bence hile de. Hile. Şu şekilde hile sayılmayabiliyor. Adamlar grafik seçeneklerini very low'a alıyor. Tamam mı? Çok düşük grafik detaylarıyla oynuyor. Samanların bir kısmı ya da tamamı belki de o şekilde gözükmeyebiliyor. İnternette böyle şeyler okudum. O zaman şöyle yapsınlar. Hani PUBG turnuvası yapmak yerine PUBG'yi direkt Steam'den kaldırsınlar. Aynen öyle. Niye kompetitif? Ulan o zaman
samanları yok edeceksin. Niye kompetitif oyun yapıyorsun yani? Ya herkes eşit şartlarda değilse turnuvanın ne mantığı var? Multiplayer'ın ne mantığı var? Ya böyle bir aptalca bir şey. Hadi tamam, mesela ben League of LoL'ü sevmiyorum. Eyvallah. Hı-hı. Ama en azından onun turnuvası tabii böyle böyle salakça böyle akıl dışı şeyler yaşanmıyor yani. Hani ben hayatımda böyle salakça bir şey duymadım hani. Çok uyuz olduk. Nasıl sinirimiz bozuldu biliyor musun? Moralimiz bozuldu. İlk üçü oynuyorduk çünkü. Ya yani mesela ben MMORPG oyunları oynarken ben 10-12 sene önce çok oynuyordum. Yani hı-hı, çok çeşitli oynuyordum. Abi hileden dolayı yani gerçekten çok ağzımız yandı. Hatta evet, bazılarının başkalarının yaptığı hilelerden dolayı benim bir süre hesabım kapatıldı yani. Evet. Ya bir de zaten şöyle bir haber okudum. Bunun büyük bir çoğunluğu PUBG ile alakalı. Steam'de geçen hafta 90 bin kişiden fazla insan banlandı Steam tarafından hile kullanıldığı için oyunlarda. 90 bin kişi ya, yuh! Yani hiç mi aklınıza gelmiyor? Düzgün oynayın işte, oyun lan bu. Yani neyin mücadelesini veriyorsun, anlamadım ki. Hayır, bir de ben şeyi de anlamıyorum. Tamam hani belki işte şey, ne bileyim, şu StarCraft mıydı? Neyle alakalı? Şey var ya, anlayacağım ben. Strateji oyunu vardı ya, StarCraft var. Ha, StarCraft mesela hani anlarım. Evet. Onun oyununu ya da strateji oyunu sonuçta. Hı-hı. Hadi LoL'ü de bir şekilde anlarım. Onda da strateji oyunları var. Bu niye abi? Bu niye hani şey ol abi, şans üzerine kurulu bir oyunu niye kompetitif yapıyorsun yani? Doğru. Bak, CS'nin turnuvası yapılabilir. Tamam mı? Yetenekle alakalı. Kendini geliştirme. Ama PUBG'de sen mükemmel oynarsın. Bir yere inersin aşağı. Hiç silah bulamazsın. Adamın birisi gelir seni bam diye vurur, öldürür. Hadi silah bulamadığını geç yani hani. Haritanın çok abuk subuk yerlerinde daralıyor hap. Tabii değişiyor. Tamamen şans. Şans öğesi olan bir oyunla bir kere kompetitif oyun yapmaları saçma yani. Oyun hizmetlerinin de ismi ayrı rezillikmiş yani. Evet. Hayatımda yani hiç mi düşünmediniz kötü, ya? En kötü isimlerden biri. Oyun hizmetleri. Artık kusuruma baksınlar ya kusuruma baksınlar artık, ne diyeyim. Evet. Bakmasınlar yani, demeyeceğim. Zaten ben hani acaba yabancı ismim vardı da yanlış mı Türkçe'ye çevrildi, birkaç kaynaktan kontrol ettim. Yo, bayağı oyun hizmetleri. Böyle bir ekip yani, ben anlamadım. Şey gibi, belediye takımı gibi. Vallahi billahi ya. Şimdi yeni haberimize geçiyorum ben. Nintendo Switch. Ozancığım. Evet. Resmi olarak nihayet Türkiye'ye giriş yapıyor. Resmi olarak. Sonuçta insanlar aldı her türlü de. Aynen. Şöyle bir şey abi. Uzun zamandır merak ediyordu kaç paraya gelecek, oyunları kaç para olacak vesaire. Şimdi uzun uzun tüm aksesuarlarını ve oyunların fiyatlarını saymayacağım. Bu ayakkabılar yine aynı olmayacak değil mi? Geliyor, fiyatı? Geliyor, sıkı tutun. Uzun uzun saymayacağım listeyi, fakat konsol 2400 lira abi. Şey zaten vardı ya, biri beni silsin. İki tane de meşhur oyunu var zaten biliyorsun. Legend of Zelda Breath of Wild. Çok 379 lira, 380 lira. Super Mario Odyssey var bir de, o da 330 lira. O zaman ben bir Air Max alayım, Air Max'le falan takas edeyim. Bak biliyorsun bizim Oğuz getirtti. Aylar önce ilk çıktığı zaman Amazon'dan getirdi. 1500-2000 lirası bir fiyat verdi toplam oyun artı şeye, konsola. Bu nasıl bir fiyat abi, ben anlamadım ki. Bir de zamanını da geçtim. Ben şu an baktım, benim sürekli oyun aldığım bir spotçu var ya, PlayStation 4. Orası PlayStation 4 oyunu aldım. Yani orası da Nintendo Switch satıyor. Adam halen daha 2000 liraya satıyor dümdüz. Dümdüz gayet iyi. 2000 lira. Ama onun fiyatı yükselebilir. Abi ben anlamadım yani, 2400 lira ben niye bir... Ezan okunuyor da devam et. Bir şey devam et dedim. O çok fazla gelmez yayına büyük ihtimalle. Yani fark etmez. Gelirse de müziği kapatırız. Arkadaşlar kullanmasınlar. Evet. Şöyle bir durum var. Yani zaten Happy Top'u 10 tane 15 tane oyunu olan bir ben niye bu kadar para vereyim, abi hiç anlam veremedim. Abi zaten 15 oyun da hepsi ekskluziv değil. Değil. Değil yani. Wolfenstein bile çıktı lan Nintendo Switch'e. Ya bak, Legends of Zelda'nın oyunu yani çok özel bir oyun. Hani evet, çok güzel bir oyun. Bende yoktu. Benim tanıdık birinde vardı. Hı hı. Birazcık oynadım. İnanılmaz keyif aldım yani. Çok böyle bir saat falan oynadım ama rağmen çok keyif aldım. Evet. Ya oğlum niye kendini sıkıyorsun? Otursana şuraya. Gel otur ya. O kadar da ses almıyor. Harbiden. Bu arada Ömer de bizlerle birlikte. Zararlı sohbetlerden. Yani abi tamam, çok özel bir oyun olabilir yani. Evet. Ama ben Mario'yu da oynamak istiyorum. PlayStation 4 gibi bir konsol 2400 lira değil. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Abi bir Pro alma PlayStation. Normal PlayStation 4 al bendeki gibi. Pro bile aynı fiyat değil mi? Üstüne de bir tane böyle eli yüz düzgün bir tane televizyon al. Bu kadar tutuyor zaten. Bu değil mi? Yok, eli yüzlü televizyon.
1500-1600 liraya şu anda ilk PlayStation 4'ün çıkan modellerini kapatabiliyorsun. Evet. İndirimden de bir tane 4K olmayan normal Full HD bir televizyon alsan bitti gitti. Hatta bizim bir arkadaş yani dolar çok yükselmeden önce evet. 1500'den çok daha ucuz aldı. 1200'e mi ne aldı PlayStation 4'ü? Abi bir de el konsolu gözünü seveyim. 2400'de ben niye el konsoluna para veriyorum ya? Nintendo Lab mi verecekler ya? Bu... da böyle şey. Ben bakkaldan alacağım böyle karton kutuları. Üzerine resim çizeceğim. Al sana Nintendo Lab. Ya bu cihaz benim şahsi kanaatim oyun oyun anlamında hani oyun sayısı anlamında PSP'nin eline su dökemez. Şu anda bir PSP'yi Let Go gibi platformlar falan kullanıyorsanız 300-350 liraya çok temiz bir PSP edinebiliyorsunuz kendinize. Kesinlikle. God of War'lar falan oynuyorsunuz yani. Dante's Inferno bile aynen var. Öyle. Şey var. Bir tane arabayla kovaladığım bir oyun vardı. Diğer arabayı atlayıp arabanın üzerine atabildim. Karmageddon ilk... falan filan mı diyorsun? Yok yok, polisti yani ilk dönemlerinden böyle ilk çıktığı zamandan. Doğrudur, hatırlayamadım. Ben de hatırlayamadım. Ya o kadar güzel ekskluzif oyunlar var ki şey falan bile işte GTA Chinatown Wars falan geldi PSP'ye. Papa, neydi? Söyleyemedim adını. Patapon. Patapon var. Çok başka güzel bir oyun. Tane Locoroco. Daha oyun var. Locoroco, ha onunla kadar. Locoroco'ya bayılıyorum ben ya. Yani tamam hani Legends of Zelda olabilirsen de kardeşim. Yapma. Yani yapma, evet. Yapma yani. Yapmayın. 2400 liraya ne yapayım? Böbreğimi mi vereyim lan? Hmm. Benim en azından iki böbreğim olması böbrek lazım. Böbrek ne kadar ediyor lan kara borsada? Bayağı ediyor. Yani 5-6 tane alırsın. Yani alabiliyorsun. Tamam, sıkıntı yani yok. Ama sonuçta ikinci böbreğe ihtiyacım var. Yani bir böbrekle yaşayabiliyormuşuz diye bir şey duydum. Ama ikincisi de yedek olsun. Şu meşhur bir meme var ya işte. Çok pahalı bir şeyi satın alıyorsun. Ödeme yöntemlerinde bir işte kredi kartı, nakit, bir de işte göt resmi var. Ya da böbrek. Bak şu benim çaprazımda bir tane şey var. Ghost Rider figürü evet, var. Evet. Fuatların. İkisini de iki orta parmağını da kaldırmış. Aynen. İşte Nintendo'yu Türkiye'ye sokanlara bunu hediye ediyorum. Eyvallah. Şimdi sıradaki haberim biraz trajikomik bir hikaye. Hadi bakalım. Çizgi roman tarihi en eski karakterlerinden olan Batman bu evet. kez ülkemizde bir imza kampanyasına dahil oldu. Change.org üzerinden başlatılan kampanya Batman ilinin Batman'in yarası logosu şeklinde il sınırlarının değiştirilmesini konu ediniyor. Şimdiye kadar 2300 kişinin imzaladığı kampanya bir şekilde viral olursa yetkili kurumların karşısına gideceği de kesin. Eğer kampanya başarıya ulaşırsa Türkiye'nin müthiş bir reklam değeri kazanacağını tahmin etmek zor değil. Buyurun. Öncelikle telif hakkı diye bir şey var. Evet. Bu bir. İkincisi de yani... Batman kaç yıllık bir karakter? 39 diyebiliyorum. Annemle aynı yaşta. Of of of. Evet. Şöyle bir şey, ikincisi de bu kampanyayı başlatan insanların derdini sikeyim. Yani işiniz gücünüz yoktu, dünyada uğraşacak başka işiniz yoktu, bir de bu mu çıktı yani? Ya bir de yani kusura bakma da gülerim ben yani. Türkiye haritasına baktığınız zaman ben yani doğu taraflarında bir Batman logosu gördüğüm anda beni bir gülme alır yani. Ya isterse milyonlarca kişi şey yapsın bir kere, öyle bir şey olmaz. Ya zaten geyik bir kampanya oldu herhalinden belli de işte. Hayır geyik. Abi tamam insanlar geyik yapsınlar. Sonuçta meme diye bir şey var evet. Yani internet deyimleri. Doğru söylüyorsun. Ve internet kalıpları. Ama yani biraz ilkokul çağında bizim yapabileceğimiz şeyleri yapmasınlar. İlkokul çocuğunun yapacağı şeyleri yapmasınlar. Biraz aklı başında bir şeyler yapsınlar. Yani derdiniz, işiniz gücünüz mü yok? Derdinizi bir şey yaptırtmak istiyorsunuz kardeşim. Ben anlamadım ya. Ya Batman Batman'de kalsın, Batman Batman'da kalsın. Şimdi Ozan'ın sinirlerini alt üst ettiğime göre yeni haberimize emin adımlarla ilerliyorum. Guardians of the Galaxy serisinin ünlü yönetmeni James Gunn kovuldu. Başarılı yönetmen James Gunn'ın önceki yıllara ait Twitter üzerinden pedofili ve tacizi şaka yoluyla hani kinaye barındıran tweetleriyle alakalı birkaç paylaşıma denk gelmişler. Fakat bunu da yeni fark etmeye de bu da Marvel'ın ayıbı yani ondan sonra. Hata yaptığını fark eden ve özür dileyen James Gunn'ı Marvel affetmedi. Disney sözcüsü 20 Temmuz günü bu konuyla ilişkin bir açıklama yaptı. James'in Twitter gönderilerinde ortaya çıkan saldırgan tutumlar ve ifadeler bizim stüdyomuzun değerleriyle tutarsızdır. Bu yüzden kendisi iş ilişkimizi koparmış bulunuyoruz dedi. Ve an itibariyle Guardians of the Galaxy'nin 3. film şu an yönetmensiz durumda. Buyurun. Şimdi James Gunn dediğimiz adam. Ya ben açıkçası çok çok uzun süredir zaten bu adamı biliyorum. Nereden biliyorum? Sen zaten benim garip film zevkimi biliyorsun. Garip evet. Garip. Şimdi Tromeo Entertainment diye bir şirket var. Evet. Bu 80'lerde düşük bütçeli, içerisinde ağır sapıklık
ağır gore ya da ağır mide bulandırıcı şeyler içeren, ahlaksızca şey içeren, garip garip filmler çeken bir şirket. Hatta bu şirketin en ünlü filmlerinden biri Toxic Avenger. Yani bir tane normal hademe var, biraz böyle biraz şapşal, evet, ezik bir saftirik bir şey. Sonra işte zehirli atığın üzerine düşüp garip bir yaratığa dönüşüyor böyle. Milleti nasıl, ne böyle süper kahraman, ne anti kahraman, ne villain, saçma sapan birilerini dövüyor, birilerini öldürüyor falan. Ha, James Gunn abi o şirket kültüründen geliyor. Yani hayatını göreceğin en garip, en manyak manyak filmleri çeken şirketlerden biri. Adamlar mesela garip garip B filmlere basıyorlar 70'lerden 60'lardan remaster diye. Evet. Abi görüntüde yani filmin üzerindeki kirlenmeleri görüyorsun hala. Yani evet, falan. Yani şöyle söyleyeyim, normal bir izleyici Tromeo şirketinin yaptığı filmlerin %90'ını izleyemez yani. Dayanamaz, kaldıramaz. Ben bile izleyemem bir noktada büyük ihtimalle. Pardon, öksürük arası vereceğim. Özür diliyorum Fatih. Önemli değil. Ben de kaydımızı kontrol ediyorum şu anda. Devam edebiliriz. Abi şimdi James Gunn, tamam mı? Böyle garip bir şirketten gelen bir adam. Tamam, hani son dönemlerde biraz daha izlenebilir. Filmler yapmaya başladı. Yine garip garip filmleri var son evet, dönemde. Ya bu adam garip bir adam. Evet. Yani böyle garip garip hareketler yapacağı belli. Hani ben bu adamın pedofiliyle alakalı saldırgan tweetler atmasına şaşırmadım. Tweetlerin hepsini de gördüm. Manyağın teki abi herif yani. Ne yapabilirsin? Zaten Guardians of Galaxy adamın yaptığı en pamuk şeker kıvamında film. Ona rağmen bile Guardians of the Galaxy'nin ilk filmine kadar Marvel Sinematik Evreni'nin en garip filmi Guardians of the Galaxy. Yani ki düşün yani durumu. Evet. Ya, adamın yaptığı en pamuk şeker kıvamında film. Evet. Ya, aklı başında bir adam değil bu adam hani. Evet. Ya zaten adamı taciz suçundan içeri almadı ya da adamın bir pedofil olduğunu ben düşünmüyorum. Adamın tweetleri kinayeli. Adamın tweetleri göndermeli. Zaten hani Marvel'da durumu bu adam tecavüzcü, o yüzden biz bu adamı kovduk demiyor. Adamın işte tarzı ve ifadeleri bizim stüdyomuzun değerleriyle tutarız. Hayır, başlayayım senin değerine yani. Hayret bir yani, şey ya. Abi Marvel'ın Disney mi? Disney'deydi. Disney. Abi Disney'in de böyle bir tutarsız tarafı var yani. Evet. Mesela hani 7 yaş ve altının izleyemediği filmler yapıyor, çocuklara uygun filmler. Evet. Ama içerisinde şiddet barındıran sahneler var filmlerde ya da garip garip espriler var. Evet. Yani çocuklara uygun olmayacak espriler var. Evet. Ama mesela artı 13 filmler yayınlıyorlar. Onun yani görebileceğin en büyük pamuk şeker filmleri yani. Evet. İçerisinde en ufak şey yok böyle. Benim şahsi kanaatim Russo biraderlerden sonra Marvel Cinematic Universe'un görmüş olduğu en büyük, en iyi yönetmendi bence James Gunn. Bence yazık Russo'dan oldu daha iyi. Bilmiyorum, ben Winter Soldier ve Infinity War'a falan hasta olduğum için Civil War'a. Ha şöyle, Guardians of Galaxy diğer Civil War'dan falan iyi olduğu için söylemiyorum. Ya, tarz mı? Tarz. Tarz meselesi yani. Ben çok eğlendim o filmlerden. Ben de. Civil War çok daha iyi bir film. Evet. Ama daha çok eğlendim Guardians of Galaxy'de. Ya çünkü yani eğlenceli bir film. Ekip zaten bir tuhaf bir ekip. Yönetmen zaten bir tuhaf bir adam. Yani ki yani ben abi o adamın bu kadar pamuk şekerli film yapabileceğini düşünmüyordum James Gunn'ın ilk duyurulduğunda. Abi o herifin yaptığı filmler yani akıl sır elmez ya da oynadığı filmler. Mesela Tromeo ve Juliet filminde var mıydı emin değilim. Çok izleyemezsin abi büyük ihtimalle sen. Doğrudur, dayanamazsın. Doğrudur. Şimdi James Gunn abimizi bir geride bırakıyoruz. Bırakalım. Comic Con 2018 fuarı geride kaldı. Bir sürü envai çeşit fragman yayınlandı. Şimdi tabii ki hepsini konuşmayacağız bunları. Yani açıkçası Comic Con gibi bir yere gitme fırsatım olsa ben fragmanları iplemem. Anladım. Daha çok çizgi roman kısımlarına bakarım abi ben. Yani sonuçta. Forumlara katılırsın. Bir sürü oyuncuların röportajı oluyor, söyleşiler oluyor. Keşke katılabilsem. Evet. Tabii ki hepsinden konuşmayacağız bu fragmanların fakat önümüzdeki haftada yeri gelirse bahsederiz diğerlerinden de. Benim bu hafta özellikle bahsetmek istediğim iki fragman Aquaman ve Shazam. Özellikle de Shazam. Nasıl buldun abi? Shazam fragmanı hoşuma gitti. Eğlenceli ama
yine bence gereğinden fazla uzun. 3 dakika çok üç uzun. 3 dakikadan fazla. Çok uzun. Yani abi sen 70'li yıllarda değilsin yani. 70'li yıllarda en son 3 dakikalık fragmanlar yayınlanıyor. Fragman uzunluğu ile ilgili uzun uzun konuşacağız. Onu geç çünkü başka bir haberimizde daha bundan bahsedeceğiz. Aquaman. Daha çok Aquapark diyebiliriz ona. Çok hiç, kötü buldum ya. Abi hiç umudum yok. DC Cinematic Universe'da tamam eğlenceli filmler var bir iki tane. Batman ve Superman rezil bir film olmasına rağmen çok eğlenceli bir filmdi benim için. Ben sadece Batman'in bu Superman'in sevgili anacığını kurtardığı dövüş sekansı var ya, orayı açar açar döndürür döndürür izlerim. Onun dışında benim için hiçbir anlam ifade mesela etmiyor. Mesela Suicide Squad yani son 10 senenin gelmiş geçmiş en kötü 10 filminden biri ama sinemada izlediğimde ben çok eğlenmiştim. Evet. Ama yani Justice League yani yapmayın abi. Siz Justice League siz şey mi yapıyorsunuz? Sharknado'yu yöneten adam yönetse belki daha iyi bir film çıkacaktı. Yani böyle rezillik olamaz yani. Ve yanlışım varsa düzelt. Yani şimdi artık mucize çağında yaşıyoruz. Bütün sevdiğimiz karakterler, çizgi roman karakterlerini beyaz perdede görebiliyoruz. Ben beyaz perdede gördükten sonra sevmeyi bıraktım çünkü abi, zaten. Abi nitekim en son mesela şeyi izledik. Infinity War'u. Of. Ya Thanos'un CGI'ni görüyorum ve diyorum ki acaba bunlar bizi kandırmış olabilir mi? Acaba dünyanın derinliklerinde cidden böyle mor renkli bir insan ırkı buldular da o gerçek oyuncu mu diye sorguluyorum bazen yani. Düşünsene acaba Hollywood tarafında hangi ajansla çalışıyor? Ya mükemmel bir CGI yani ayırt edemiyorsun falan diğer karakterlerden. Bir de Aquaman'in fragmanındaki CGI'lere bakıyorum ama bende mi bir terslik var? Çok çiğ ya, duruyor ya. Aquaman'daki CGI çok kötü değildi bence. Bence ya, çok çiğ duruyor abi. Sen Justice League'i izledin mi? Fragmanı değil. Filmini izlemedim. Ben bir İzler şekilde, miyim ben oğlum? Bir şekilde kaçak bir şekilde izledim. Kaçak bir şekilde oldu. Umarım neydi hangi şirket şey yapıyordu? Neyi? Justice League'i. Warner Bros değil mi işte? Warner Bros mu? Tamam Warner Bros lütfen bana dava açmayın. Lütfen beni hapishaneye atmayın. Kaçak izledim filmi. Ama çok kötü bir filmdi yani. Lütfen Zack Snyder en azından daha eğlenceli film yapardı. Kötü bir film yapardı ama eğlenceli film yapardı. Siz kimlere filminizi emanet ediyorsunuz? Allah sizi kahretmesin. Dikkatinden kaçtım ya da kaçmamış da olabilir. Arada böyle 1-1,5 saniye gözüken şeyler var. Anlar vardı böyle Aquaman şeyinde, fragmanında. Özellikle bu yanında bir tane kızıl saçlı bir hatun var ya bizim Momoa abimizin. Evet. İşte onunla birlikte yıkılan şehirden kaçtıkları bir sekanslar vardı fragmanın sonlarına doğru. Aklımda hiçbir şey kalmadı açıkçası. Sana yemin ediyorum 1 saniye falan gözüken bir sahne var orada. Evet. Zaten tamamı green box çekimi. Yani atmışlar premiere. İşte color key ile yeşili silmişler. O şekilde fragmanın içine koymuşlar. O kadar çiğ, o kadar kötü duruyor ki. Ve utandım yani. Dedim yani böyle olmamalı bu işler yani. Eğer bu dedim süper kahraman filmse, bu CGI ise biz Infinity War'da ne izledik diye düşünmene ne demiyorum. Ya sana bir şey söyleyeyim mi abi? Hani tamam mesela DC'nin dizileri kötü olabilir. Hı-hı. Flash'lar falan. Ama yani en azından böyle izleyecek ilginç şeyler içeriyor. Hani ben hoşuma gidiyor Flash. Hani ne kadar çok da iyi bir dizi olmasa ben hoşuma gidiyor. Sen Gotham falan da izliyorsun zaten. Gotham'ı da ben seviyorum. Yani hoşuma gidiyor. Hani çok iyi dizi olmadıklarını bilerek izliyorum. Burada arkadaşlar beni taşa tutmasınlar. Yani aptal değilim. Dizilerin o kadar iyi olmadığını farkındayım. Ama en azından dizileri eğlenceli ama filmler yani filmler çok ayrı bir şeydi artık. Çok ayrı bir seviyeye yükseldi. Ben hayatımda bu kadar kötü filmler görmedim abi. 90'lardaki o Fantastic Four ya da işte 90'lardaki yok. Aynen şey. Kaptan Amerika bile daha iyi lan bu DC. Sinematik Universe'den ya. Doğru. Ben Shazam'ı çok tuttum. Uzun süre sonra ilk defa bir DC filmine gidip sinemada izleyeceğim büyük ihtimalle. Hoşuma gitti. Ve yani CGI'ler havada uçuşmuyor falan böyle. Hani bir de daha böyle çocuksu bir hikayesi var ya Shazam'ın zaten. Bir de yani o şeydeki animasyon serisindeki Shazam'ın o sahneyi birebir kopyalamışlar. O metro istasyonunda geçen sahneyi falan çok hoşuma gitti. Açıkçası animasyondaki o sahneyi bilmiyorum ama yine benim hoşuma gitti. Tek sıkıntı biraz uzun olmasıydı. Onu sonra konuşacağız. Evet devam et sen. Devam ediyorum. Sadri Alışık diyorum. Ayda. Sadri Alışık'ın kayıp filmi Ayyaş ortaya çıktı. Ayda. 2016'da vefat eden yönetmen Ülkü Erakalı'nın özel eşyalarının sahaflara ve eskicilere satılmasıyla ortaya çıkan görüntüler yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. İnternete düşmeye başladı. 92 sayfalık ve 178 saniyelik olmasına rağmen sadece 42 saniyesi çekilebilmiş durumda olan filmin
Senaryosunun yazım tarihi ise senaryonun son sayfasına yazıyormuş. 18 Eylül 1975'te yazılmış filmin senaryosu. Bazı çekimleri tamamlamış. İşte İstanbul'un genel manzara çekimleri de tamamlanmış. Hapishanede, hücrede, barda, hastanede ve tiyatro kulisinde geçen sahneler, yani kapalı sahneler çekilmiş. Filmde Serdar Alış'ın dışında Muhterem Nur, Gönül Yazar, Ekrem Bora ve Çolpan İlhan gibi çok ünlü simalarda bulunuyormuş. Şu an kalbim sımsıcacık oldu. Ya ben de şunun için bu haberi aldım. Yani konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Çünkü hani belli ki çekilemeyecek. Hani dörtte biri falan çekilmiş filmin. Dörtte biri, beşte biri çekilmiş. Umarım Türk sinema sektörü bu filmi çekmeye çalışmaz. İnşallah. Ellerine yüzlerine bulaştırmazlar. Benim bu haberi almamın sebebi şu. Hasbelkader bir pazarı gezen, antika pazarı gezen insanlarız. Yarın bir gün böyle bir filme denk gelsen, basılmamış, hani dörtte biri, üçte biri tamamlanmış bir filmin kopyalarına, negatiflerine falan denk gelsen, gelme şansımız hala var mı? Belki 10 senede, 15 senede bir. Ya bu çok büyük bir mucize çünkü yani. Çok büyük bir mucize. Yani adamın belki de akrabaları eskiciye falan vermişler böyle sahafaya satılsın gitsin. Arada böyle hiç yayınlanmamış bir Serdar Alışık filmi çıkıyor falan. Yani Eşoğlu Eşeklik Diz Boyu. Eşoğlu Eşeklik Diz Boyu ne diyeyim yani. Buradan bütün az önce saydığım isimlerde vefat eden varsa hepsinden Allah'tan rahmet diliyor. Sıradaki haberimize geçiyorum. Sıradaki habere geçmeyelim. Geçme. Yani şöyle konuşalım, hani bu mevzuyla alakalı şöyle anlatayım. Abi şimdi Türkiye'de 1959 olması lazım. Sütlüce Sinema Deposu'nun yangını diye bir gerçek var. Evet. Fantasturka 2 düzenlenmişti. Biz üniversiteye giderken galiba. Doğrudur. Hatta Can Evrenol'un Baskın filminin kısa versiyonu orada gösterilmişti. Hatta güzel. Onunla alakalı da güzel bir hikayem var. Kaçak girmiştim. Başka bir filme girmiştim. Ondan sonra kısa filmin göstereceğini deyince salondan çıkmamıştım. Neyse. Fantastuka 2'de işte bayağı bir söyleşiler oluyor falan. Hani Ayestafanos anıtının yıkılışından bahsederler ya. Evet. Yani onunla alakalı bir açıklama yaptılar. Kuntulgar olması lazım. Yani o tabii çocukluğundan beri bu işlerle uğraşıyor. Hani ailesiyle de alakası var bu işlerde. Şimdi yangından sonra tabii, hani o Sütlüce Sinema Deposu yangından sonra tabii sinema tarihinin dörtte biri mi, üçte biri mi ne kayboldu. Yani. Türk sinema tarihinin. Tabii geri kalanları da işte eskicilere verip o malzeme haline dönüştürecek yerlere vereceklermiş. Peki sabotaj olduğunu düşünenlerden misin? Bir anlatayım. Buyurun. Bak, kusura bakma. Kuntulgar onu gördüğünü, hatırladığını söylemişti. Şimdi ikinci bir hikaye anlatacağım yine bununla alakalı. Çetin İnanç yine aynı festivalde Dünyayı Kurtaran Adam hakkında konuşuyordu. Ayrıca onu da imzalattım. Güzel. Afişi. Ayrıca Fantastico 2'nin afişini de imzalatmıştım. Neyse, normalde film 3 saatmiş. Oh. Ama tabi sinemalarda gösteremezsin Türk sinemasını. Yani. 1,5 saatini kesmişler. Normalde mesela büyük sinema sektörü olan bir ülkede ne yaparlar 1,5 saati kesildiği zaman filmleri? Blu-ray'de Extended Edition. Arşivlerler yani, değil mi? Evet. Abi sonuçta Türkiye'de film bulma sıkıntısı var hani. Doğru. Şey sıkıntısı, bu 1,5 saati çöpe atmışlar. Arşivcilik diye bir şey yok. Yok. Aynı festivalde daha önceden kayıp bir tane Killing filmi gösterildi. Abo. Yani Türk sinema tarihini ne kadar çözmesi zor bir sinema tarihi olduğunu buradan anlamış olmamız lazım. Hani gerçekten Ayyaş'ı bulmak neden mucize olduğunu anlayın. Yani Ayyaş'ı bulmanın ne kadar büyük bir mucize olduğunu anlayın istiyorum. Eğer dinliyorsanız. Ya bu neymiş deyip çöpe de gidebilirdi o filmlerde Allah çöpe aşkına yani. Çöpe gidebilirdi çünkü ben size söyleyeyim, 70'lerdeki çekilen çoğu aksiyon filminin afişlerini bulabilirsiniz. Evet. Ama filmlerin kendisini bulamazsınız. Doğru. Bende mesela Kabalcı Baskı bir tane kitap vardı. Hı. Türk sinema tarihi 5555 posterli Türk sinema tarihi diye. Evet. Orada bir sürü şey var ama hiç, yani bayağı bir filmle alakalı herhangi bir şey yok, görüntü yok, herhangi ya, bir şey yok. Şimdi genel anlamıyla oturmuş bir kültür yok. Daha ziyade yurt dışından görerek hadi biz de yapalım gibisine bir gidişat var o zamanın yıllarından bahsediyorum. Ama şöyle bir şey var. Orada o zaman orijinal şeyler de var ve en azından orada insanlar mesela
bir şeyler çekmek için çaba harcıyorlar. Tabii. Düşünsene ki. Cüneyt Arkın abi. Cüneyt Arkın 60'larda jöndü. Herkes hani sen şunu yapamazsın, sen bunu yapamazsın diyordu adama. Evet. Adam bir başladı. Dünyanın en büyük bence aksiyon yıldızlarından biriydi. Herif. Doğru. Yani şeysiz ne denir ona? Stuntman. George Arkın diye mi geçiyordu yurt dışına? Yurt dışına George Arkın, George diye, Arkın geçiyor. Diye geçiyor. Yani ama mesela şey yok. Yeşilçam'ı kötülediler. Evet. Ama Türk sinema sektörüne bakıyorsun günümüzde. Yeşilçam ya. Bittikten sonra adamlarda ne hırs var, ne yaratıcılık var, ne azim var. Hiçbir halt yok. Yani yapabildikleri, affedersin, siktir boktan Kore sinemasının romantik filmlerini al. Böyle abuk subuk birbiriyle aynı böyle yüzeysel romantik komediler yaz. Öyle siktiri boktan şeyler yapıyorlar. Ya günümüz sinemasıyla karşılaştırmam bile zaten şimdi. Çünkü günümüz sineması artık işte nereye sıçayım, ağzına mı sıçayım, taze repliklerin döndüğü bir sinemada kültüründen bahsediyoruz artık günümüzde. Yani abi mesela başka sinema ne kadar güzel iş yapıyor yani. Evet, evet, evet. Mesela başka sinema olmasa Sarmaşı'yı nerede izleyecektik? Doğru. Albümü nerede izleyecektik? Bir sürü filmi nerede izleyecektik yani? Evet. Sen aydınlatırsın geceyi. Ben sinemada güzel. İzleyemedim ama DVD'sini aldı. Çok ben güzel. De çok güzel hani film. Başka sinema olmasa doğru düzgün filmi nerede izleyeceğiz yani? Evet. Başka sinemadan da sponsorluk almadığımızı belirtip. Yok almadık. Ben sevdiğim adamı, sevdiğim kuruma severim derim. Sevmediğini de ağzına sıçırırım yani. Ozan sinirli. Evet devam ediyoruz. Ben şey söylemiştim ama fakat tekrar geri dönelim mi sen bilirsin. Hani bu şeyin yanması mevzusu, bütün film Sütlüce'nin sinema deponun yanması mevzusu. Hani bir ben bununla ilgili birkaç makale okumuştum da hani sabotaj olduğunu düşünenlerden misin yoksa tamamen olmuş bitmiş artık falan mı yani? Abi şöyle düşün, o dönemde kullanılan filmler hani yanıcı filmler. Hı-hı. Hani çok dikkatli bakılması gereken, çok dikkatli. İhmal olabilir belki sabotajdan ziyade o zaman. Sabotaj da olabilir, ihmal de olabilir yani açıkçası. Artık çok derin konular bunlar çok, zaten de. Abi yani aradan kaç yıl geçmiş yani. Yani biz bununla alakalı ipucu nereden bulalım yani? İpucu mu var? O zaman güvenlik kamerası mı var? Hiçbir şey yok. Şimdi sen dedin ya bu haberi ilk okuduğumda şimdi içim sıcacık olduğu için ne güzel bir haber falan böyle insan çok böyle bir tuhaf yani. Oluyor. Şimdi bizi intiharlara sürükleyecek yeni bir haberimle geliyorum. Venom'un dün yeni bir fragmanı yayınlandı. 3 dakikadan fazla. O bu muhabbeti burada döndüreceğiz şimdi. Abi 3 dakika 40 saniye falan mı? 3,5 dakika falan bir süresi var. Abi bir şey var. Söyleyeyim mi? Dur. Ha, pardon özür dilerim. Abi şimdi bak izledim. Dün yayınlandı işte ondan sonra. Bu programı da sonradan izleyenler için Temmuz'un sonunda yayınlandı arkadaşlar. Abi fragmanı izledim. Bahsedeceğim sana fragmandan. Artık filmle ilgili iyi hiçbir şey hissetmiyorum biliyor musun? Yani öyle bir fragman düşün ki sadece sonunu söylememişler filmin. Filmde artık ne olacağını sahne sahne biliyorum. CGI'ler çok kötü ve bunu komik olmak için de söylemiyorum şu anda. İzleyince yemin ediyorum moralim bozuldu. Kendimi çok kötü hissettim lan. Ha, Venom iyi bir film hak ediyor. Abi niye böyle oldu yani Allah kahretsin. Yani en sevdiğim Marvel karakterlerinden birisini ben hiç eli yüz düzgün bir şekilde sinemada izleyemeyecek miyim ya? Yani ben sana söyleyeyim yine. Spider-Man 3'teki buna 1000 basacak. Vallahi öyle. Bak aynısını söyleyecektim. Yemin ediyorum bu daha kötü olacak. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Niye fragmanı yayınladı Sony bilmiyorum. Direkt filmi koysaydı YouTube'a daha mantıklı. Zaten bak ilk fragmanı çıktı ya böyle hiç CGI yok fragmanda falan böyle. Tamam o motosiklet sahnesinin olmadığı fragman böyle. Küçük bir şey yayınladılar. Ulan dedim herhalde çok real bir film geliyor tamam mı? Hani hiçbir şey de göstermemişler. Demek ki göstermek istemiyorlar sürpriz olsun diye. Böyle umutluydum. Bu bahsettiğimden bir önceki fragman çıktı. Böyle motosiklette havalarda uçan bir Tom Hardy falan gördük. Bir tiksinmeye başladım ama dedim belki. Sonra dün bu fragmanı izledim abi. 3,5 dakikalık bir fragman. Filmin baş sahnesini gösterdiler. Karakterlerin hepsini artık herkesin hangi rol oynadığı belli. Olay akış belli. Hikaye belli. Olay örgüsü belli. Filmin bir tek son sahnesi belli değil. Suicide Squad'da da aynısı olmadı mı? Evet. Aynısı oldu. Pardon özür diliyorum. Öksürük arası. Özür diliyorum tekrar kulağını önemli bir kurgu da sen temizleyeceksin. Evet. Evet. O zaman şöyle yapalım. Buyurun. Bak şu çaprazında Ghost Rider var ya iki orta parmağında kaldırmış. Sony'ye onu gönderiyordum ben. Gönderdik. Az önce birisine daha göndermiştik. Evet. Nintendo'ya mı göndermiştik? Kime Nintendo'yu göndermiştik? Türkiye'ye getirenlere göndermiştik. Şimdi şöyle bir şey.
Abi herhalde zaten bir iki hafta sonra da filmin son sahnesi bir yerden sızar. Artık filmi izlememize gerek yok. Artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu filmi sinemada izlemeyin Ya arkadaşlar. dediğim gibi hani en azından şöyle Sony fragmanlarını yüklemek yerine filmi kendisini yükleseydi YouTube'a en azından çok dislike alsa bile Evet. film çok izlenirdi yani. Bence Evet. sinemadakinden daha fazla izlenirdi. Şeyden reklamdan daha fazla para kazanırlardı Evet, sinemada doğru. kazancıklarında. Ya zaten bak sen de bana hak vereceksin. 3,5-4 dakikalık bir fragmanda hani bu hazır bu Hollywood fragmanın açılış sahnesi vardı ya, önce çok genelden akar. Sonra birazcık binayı yakından görür, sonra karakteri görür. Bu birbirini takip eden 3 sahne bir fragmanda 3 kere tekrarlanıyorsa İşte. o fragmanda bir sıkıntı var demektir. Olmamış yani, becerememişler. Ellerinden gelenin hepsi, demek ki en iyisi bu. Demek ki film hakikaten çok kötü. Yani benim artık hiçbir beklentim kalmadı filmle alakalı. Tom Hardy'nin de yapacağı herhalde en kötü iş olacak. Yani ben artık hadi Fox'a yine bir şey demiyorum da Sony Money falan ya da başka birileri Çok yazık oldu versinler ya. abi Marvel'ın haklarını versinler artık. Vallahi. Marvel'ın haklarını Disney'e Ya böyle Thanos kalitesinde bir Venom düşünebiliyor musun ya? Böyle CGI'ların coştuğu falan böyle. Abi şeyi düşünsene mesela Fantastic Four'un Disney'de olduğunu düşünsene abi. Infinity Evet. War'da kesin olurdu abi yani Fantastic Four. Olmaması imkansızdı Ya böyle yani. orgazmın duruklarını yaşayacağım nice film var. Heba alıyor gidiyor. Yani izleyesim gelmiyor filmleri Yani artık yani. X-Men'in Disney'de olduğunu düşünsene Infinity War'da Of be. illaki birileri olurdu Tabi yani. tabi tabi tabi. Ama şöyle bir şey var hani yine çok memnuniyetsiz değilim. Deadpool'daki o ikinci filmdeki bu şey var ya kapı açılıyor. Evet. Birileriyle konuşuyor sonra kapıyı kapatıyor. O sahnede şey vardı Karl Evet. Marx'ın portresi falan vardı. Başka bir şey daha görmüştün sen. Hatırlayamadım. Keşke düşünüp de gelseydim. Nereden bileyim konunun Ben buraya ne bileyim geleceğini. işte aynen. Ama Ya o yani filme ben artık Fox filmi olarak bakmıyorum. Ben o filme Ryan Reynolds filmi olarak bakıyorum. Adam bütün her şeyle o ilgileniyor götünü filmin yırttı çünkü aynen. yani. Helal olsun. Diyecek hiçbir şey yok. Adam ilginç bir adam. Tweetleri o kadar komik değil insanların düşündüğü kadar ama filmleri güzel. Hoşuma Evet. gidiyor. Kısadan ise ben onu izlemeyin. Ben zira hayatta izlemeyeceğim. En sevdiğim Ya Marvel karakterlerinden birisi ben olmasına rağmen. izleyeceğim. Ben izleyeceğim. Çünkü biliyorsun ben IMDb'de 2'den düşük filmler bile izledim. Açar Spider-Man 3'ü bir daha izledim. Yine o filmi izlemem. Arkadaşlar eğer beyin travması geçirmek istiyorsanız Üfürükçüler 1 2 3 4 Of. kanalında neler neler hangi filmleri Neler. inceledik? Aman Allah'ım. Evet. Şimdi son haberimizde bahsedeceğiz. Fakat bu başlığı ben söyleyeceğim. Ben değil sen konuşacaksın. Hadi Çünkü bakalım. başlığımız Mission Impossible Fallout. Of. 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 Abi Of. 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 an itibariyle IMDb puanı 8,4 ki ben Of. sana söylediğimde 9,4'tü. Biraz Ön daha düştü. gösterim değil mi? Fakat buna rağmen serinin eski filmlerine göre çok 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 iyi bir puan bu. Pardon. Buyurun. Evet. Gerçi illaki puan düşecektir çünkü çok yeni bir film. Fakat gerek eleştiriler gerekse de box office rakamlarına baktığımızda şununla karşılaşıyoruz ki cidden mükemmel bir film büyük ihtimalle. Buyurun. Yani sana telefonda ne demiştim Fuat? Yani Baskın evet, serisi Raid. yani The Raid Endonezya yapımıydı galiba değil mi? Endonezya Amerika ortak yapımıydı Evet, ilk film. Endonezya Amerika ortak yapımı olan iki filmdeki seriden biridir. Evet. İzlediğim en iyi aksiyon filmi yani o arada bir sürü güzel aksiyon filmi çıktı ama hiçbiri Raid'e dokunamazdı. Mission Impossible aynı seviyede, aynı böyle heyecanlı bir film. Tabi aralarında hani aksiyon çeşidinin farklılıkları var da Mission Impossible serisini seven biri olarak ben gerçekten Fallout'un büyük ihtimalle en sevdiğim, Ben şu en an heyecanlı. izleyemiyorum. Çünkü ben bir önceki filmi Rogue Nation'ı izlemedim ve Solomon mu? Neydi o kötü adam? Lane Yani olması onun lazım, evet. temelleri çünkü bir önceki filmde atılıyor. Ben şu anda konuyu kaçırmak istemediğim için hemen bir an önce Rogue Nation'ı izlemem lazım. O şekilde Fallout'u izlemem Ben lazım. seriye tekrar başlayacağım yani. Tekrar izleyeceğim bütün filmleri. Şununla ilgili bir not da almışım. Senin diğer filmleri demişken unutmayayım diye Buyur söyle yazmışım söyle. buraya. Abi ben bütün filmlerini izledim Rogue Nation hariç. Genellikle çok iyi bulurum. İlk filmini çok severim. Burj Khalifa'da dolandığı hani binanın etrafında halatla dolandığı hangi Hangisiydi ki? filmdi? Benim izlemediğim filmde Dubai'deki, miydi? Dubai'deki. İşte Rogue Nation mıydı o bir önceki? 2011'deki bir filmdi galiba, O zaman 2011. şey, Ghost Protocol olabilir Ghost belki. Protocol olabilir. Ya ben unut bak gördün mü Ben unutmuşum. de unuttum. İzledim ama unuttum. İzleyeceğim o zaman. Şunu not almışım abi. Benim en sevmediğim filmi şeyin Mission Impossible'ın ikinci filmi. Onu da John Woo'nun çektiği film. Abi O da güzel bir film ilk ya. film
tamamen casusluk filmi gibiydi ilk film. Çok Mission Impossible. Öyle final sahnesi beni alır götürür yani böyle. Halat. Aynen öyle. Ama ikinci filmde motosikletle böyle taklalar atan, uçurum kenarlarında böyle tekmeyle birbirine dalan insanlar falan vardı. Ama John Woo aksiyonu işte, anlatabiliyor muyum? Ben çok eğlenmiştim o filmi izlerken. Ben en zayıf bulduğum Mission Impossible filmi de, onun için 3'ü de çok severim. Şey de fena değildi. Ghost Protocol de fena değildi. Ama 5'i izlemedim. 5'i izlemedim maalesef. Yani Fuat, şöyle söyleyeceğim. Yani Mission Impossible'ı sen zaten seriyi izlemiş biri, evet, olarak bilirsin. Genelde sahneler çok uzundur. Evet. Ama yani burada böyle sahneler o kadar uzun ki, o kadar tatmin edici ki anlatamam. Bıyıklı Süpermen'i övsene bana biraz. Heh? Bıyıklı Süpermen'i övsene bana biraz. Of abi, o da çok ilginç bir, yani serideki belki en akıl, yani çok arada kaldığımı söyleyebilirim. En akılda kalıcı ya da en böyle öne çıkan süper karakter, yani şey, süper kötü değil ama çok özel bir süper kötü olduğunu düşünüyorum. Hani biraz böyle daha üst düzey olmadığı için kompleksi olan bir tip. Anladım. Götü yanıp tutuşan bir tip ama aynı zamanda da yani insanı zorlayan, hani o Tom Cruise'u zorlayan, evet, tip. Hep o herifin adını unutuyorum. Ethan Hunt değil mi? Ethan Hunt. Sorsaydın yani, söylerdim lan. Abi fragmanda gördüğünüz o şey, helikopter sahnesi. Abi, fragmanın bittiği sahne var ya, böyle tırla giderken karşında bir tır geliyor. Tam orada fragman kesiliyor. Çarpıyorlar mı birbirlerine? Bir dakika, fragman nasıl yani? Traktör. Tır. Şey, Ethan bir tıra binmiş, karşına bir tır geliyor, daptaracık bir yol böyle. Ha, Paris sahneleri. Ne oluyor orada? Çarpmıyorlar herhalde yani. Çarpıyor. Allah ama Allah. Gerisini söylemeyeceğim. Tamam, söyleme. Yani, şimdi bir saniye, Zararına Sohbetler'in en sevilen ismi Ömer bize kaç dakika olmuş kayıt şu anda, onu söyleyecek. 51. Devam edelim, ne kadar sürerse o kadar. Tamam. Buyurun, eklemek istediklerinizi devam edelim Mission Impossible ile alakalı. Ya açıkçası spoiler vermek istemiyorum. Verme. Yani inanılmaz böyle, nasıl diyeyim, diyaloglar zorlama gelmedi bana. İşte insanların arasındaki ilişkiler, hı-hı, zorlama gelmedi. Hani gerekmediği sürece konuşmuyorlar. Evet. En güzel kısmı o. En sevdiğim sahnelerden biri 9000 metreden mi 8000 metreden mi ne atlıyorlar uçakta. Oh. Fırtına varken, şimşekler çekerken o sahneye bayılıyorum. İzleyin. Vallahi kaçırmayın. Zaten kolay kolay sen bana bir filmi telefonda arayıp da Fuat bunu izlemen lazım diye övmüyorsun. Övdüğüne göre güzel bir filmdi, evet, yani. Evet, inanılmaz bir filmdi. Benim konu başlıklarım bitti. Bitti. Eklemek istediğin genel anlamda son cümlelerini senden alacağım. Yavaş yavaş programı sonlandıracağım. Yani açıkçası eklemek istemediğim çok bir şeyler yok. Ama şey diyebilirim. Bizim bir Cahil Cuhela diye grubumuz var. Evet. Grubu. Oradan Baykan Barlas grubu. Grup, müzik grubu değil mi? Müzik topluluğu diyelim. Okay. Yani herkes kendi solo işlerini yapıyor. Tamamdır. Baykan diye bir arkadaşımla bir proje üzerinde çalışıyoruz. Doğu Bloğundan Hediyelik Eşyalar 2 adında. Baykan'a selamlarımı yolluyorum. Baykan Barlas'a ben de selamlarımı yolluyorum burada. Ayrıca Cahil Cuhela kısa filmiyle uğraşacağız. Evet. Bayağı ilginç fikirlerimiz var. Elimizden geleni yapacağız. Buradan da duyurusunu yapayım. Eğer şu an ederseniz, arkada duymuş olduğunuz müzikler, ilk bölümde çalan müzikler hoşunuza gittiyse, Ozan Gültekin'in Vasıfsız Eleman Niki ile nerelerden dinliyorlardı seni? Cahil Cuhela nokta band, nasıl yazılır tek tek, bandcamp.com. Evet, Bandcamp'ten dinleyebiliyorlar. SoundCloud'da var mıydınız? SoundCloud'da var ama öyle, yani SoundCloud'dan Vasıfsız Eleman diye bakabilirsiniz. Tamamdır arkadaşlar, notlarını aldılar. O müzikleri dinleyip bu videonun altına yorumlarınızı, evet, paylaşabilirsiniz. Yani biz duymuyoruz ama siz duyuyorsunuz. Evet. Yavaş yavaş, eğer Ömer Bey de müsaade ederse, ediyor musunuz Ömer Bey müsaade? Ediyorum. Tamam. Arkadaşlar, O iş aslında öyle değilin. İkinci bölümünün sonuna geldik. Artık her hafta yapacağız. Evet. 3 hafta sizden uzak kaldık. Sizi üzdük. Bizim de konuşasımız varmış. İlk bölümün 2 katı kadar uzun oldu video şu Yok, anda. Yok, 2 katı kadar olmadan bayağı uzun oldu. Evet. Arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun altına konu başlıklarıyla ilgili düşünceleriniz varsa, konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu haftanın konu başlıklarını genel olarak nasıl buldun Ozan'cığım?
dolu, konuşulacak çok şey var. Ben güzel. Sana zaten güveniyorum. Güzel. Güvenmesem konu başlıklarını sana bırakmam. Teşekkürler arkadaşlar. Bu videoyu sosyal medya hesaplarınıza paylaşabilirsiniz. Kanalımıza ve Üfürükçüler 1-2 Short kanalına hala abone olmadıysanız abonelik gönderebilirsiniz. Bütün videolarımızı Üfürükçüler 1-2 3-4'teki bütün videolarımıza dislike atıp bize yorumlarda ana avrat küfür etmeyi unutmayın. Dediğin anda edecekler, evet. Arkadaşlar, O iş aslında öyle değil 2'nin sonuna geldik. Bizden şimdi bu kadar. Hadi kapat. Haftaya 3. bölüm geliyor. Kendinize iyi bakın. Ufak bir alkışla. Teşekkürler. Görüşmek üzere.